Türk savunma sanayi dünyada ses getirmeye devam ediyor. Zırhlı araçlar, tüfekler, tanklar. Türkiye'nin yerli ve milli üretimi savunma sanayi araçları, Orta Doğu'nun en büyük savunma sanayi fuarı İDEX'e damga vurdu. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Orta Doğu'nun en büyük savunma sanayi fuarına tam anlamıyla çıkarma yaptı. Fuarın en gözde parçaları Türk firmalar tarafından üretilen savunma sanayi araçları oldu. Otokar Birleşik Arap Emirlikleri şirketi Tavazun'la 661 milyon dolarlık dev anlaşmaya imza attı. İki şirketin girişimiyle kurulan El Cesur şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri ordusu için Rabdan isimli 8 taktik tekerlekli zırhlı araç üretecek. Bu Türkiye savunma sanayinde tek kalemde imzalanan en büyük savunma sanayi ihracatı demek. 30 tona kadar ağırlığının olması, muharebe yükünün olması, çok yüksek bir korumasının olması, hem de bütün bu kabiliyetleri sergilerken aynı zamanda amfibi kabiliyette olması. Yani aracımız 11 kişiyle yüksek bir koruma seviyesinde ve üzerinde bu büyük kule olarak yüzme kabiliyetinde. Tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği 8x8 zırhlı bu araç 28 ton ağırlığında ve bu ağırlıkla dünyada yüzebilen tek zırhlı araç olma özelliğine sahip. En zor arazi ve iklim koşullarında modern bir ordunun ihtiyaç duyacağı zırhlı piyade muharebe, keşif gözetleme, silah taşıma ve komuta maksatlı kontrol görevleri için tasarlandı. 11 mürettebat taşıyan ve 3 farklı silahı olan bu araç Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet verecek. Rabdan ismini ise Hazreti Muhammed'in atının soyundan geldiğine inanılan, gücü, hızı ve yarışlardaki bilinen Safkan Arap atından aldı. Roketsan tarafından üretilen uzun menzilli füze sistemi Han ilk kez görücüye çıktı. Roketin çapı 610 mm, ağırlığı 2500 kilo, savaş başlığı ise 470 kilo. Han kendi sınıfındaki diğer sistemlerle rekabet edebilecek. Yerli ismi ise Bora olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satışı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanışı değil. Aynı zamanda yurt dışına yapacağınız satış faaliyetlerinde de büyük önem taşımakta. Çünkü uluslararası pazarda baktığınız zaman dünyada savunma sanayinde, tedariklerde çok büyük bir savaş var. Pazarı kendi ellerinde tutabilmek için komponent tedariği sağlayan firmalar sizin pazara girmenize engel olabilecek şekilde bu ürünleri ya çok pahalı size satıyorlar veya satışına müsaade etmiyorlar. Bu nedenle çok güzel bir ürününüz olsa bile, yüksek performanslı bir ürününüz olsa bile bunu ihracatında ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Keskin nişancıların milli silahı Bora 12 de fuardaydı. Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği olarak bilinen Bora 12 girdiği tüm sınavları başarıyla geçti ve ardından Suudi Arabistan'la Azerbaycan'a ihraç edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan mevcut keskin nişancı tüfeklerine alternatif olarak üretilen Bora 12, iç ve dış tehlikelere karşı tehdit oluşturuyor. Ayrıca hedefi tam 12'den vuruyor. Terörle mücadele kapsamında üretilen tamamen milli üretim zırhlı araçlar da özellikleriyle dünya ülkelerinin büyük ilgisini görüyor. Zırhlı araçlar ambulans olarak da hizmet veriyor. İşte onlardan biri. Bu araçlar riskli bölgelerde yaralı personeli taşımak için kullanılıyor. Türk mühendisler tarafından üretilen bir başka savunma aracı da işte bu bomba imha robotları. Kol ve mobil platformun birbirinden ayrılabilmesiyle dünyada bir ilk olarak literatüre geçmiştir. Şu an hareketlerini gördüğümüz robotik kolumuzda 5 eksende serbestlik derecesi vardır. Kendisi bizim PAL olarak tabir ettiğimiz 2 adet ayrı flipper'a sahiptir. Bu Cengiz, bu da Çetin. Her şeyiyle tamamen Türk yapımı olan bu robotlar başta bomba imha olmak üzere pek çok işe yarıyor. İsimlerini ise şehitlerin soyadlarından alıyor. Türkiye'nin yerli ve milli üretim savunma araçları Körfez ülkelerinin yakın takibinde. Gerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde, gerek Suudi Arabistan'da çeşitli girişimlerle işbirliğimizi ve etkinliğimizi artırıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde stabilize silah sistemleri konusunda çalışan bir ortaklığımız var. Suudi Arabistan'da askeri telsiz üretimi konusunda bir tesis oluşturduk ve burada yerel üretim yapılıyor. Aselsan telsizlerinin üretimi ve Suudi Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanımı gerçekleştiriliyor.